Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en seçkin ve nitelikli yayınlarından biri olan Limit Yayınları'nın 20'li kronometre edebiyat denemesinin birincisini sizler için çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda fotoğraf ve filmin ele alındığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Yanlış olanı soruyor bakın bize. Seçeneklerimize bakıyoruz. Birinci cümlede birbirlerine yaklaştıkları yanlarından söz edilmiştir diyor. Bakalım. Fotoğraf ve filmin gerçekliğin iki kayıt aracıdır. İkisi de fotoğraf ve film gerçekliğin iki kayıt aracıdır. İkisi de gerçekliğin kullandığı teknoloji ve teknikten dolayı yeniden sunar ifadelerinde. Bakın arkadaşlar, yaklaştığı iki nokta neymiş? İkisinin de kayıt aracı olması, teknoloji ve teknikten de yararlanması. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. A'yı elemiş olduk. İkinci cümlede insana sundukları ile sunamadıklarının çokluğuna değinilmiştir diyor. Bakalım. Gözümüzle algıladığımız dünya ile sinematografik ve fotoğrafik imgelerden bize yansıyan dünya arasındaki fark, sinematografik ve fotoğrafik imge ve imajların mış gibi yapmalarıdır. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi sundukları ya da sunamadıkları herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Bunu mış gibi, yani benzeterek anlattığını söylüyor. Sunduğu tek imkan bu olsa gerek ama çoğul yok, sunamadıkları yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki ikinci cümlede geçen mış gibi yapmak sözüyle anlatılmak istenen nedir demiş. Bakalım. Deminki parçayı da okumuştuk hatırlarsanız. Gözümüzle algıladığımız dünya ile sinematografik ve fotoğrafik imgelerden bize yansıyan dünya arasındaki fark, sinematografik ve fotoğrafik imge ve imajların mış gibi yapmalarıdır. Mış gibi nedir arkadaşlar? Benzetme anlamı katıyor. Ona benzeyenler, onun gibi olanlar, zaten gibi de burada benzerlik edatıdır. Buna bakmış olacağız. Bilinmezlik taşımak olmaz. Yeni bir nitelik göstermek olmaz. Benzerini meydana getirmek demin ifade etmiştik. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçada yazar anlatımı daha nitelikli kılabilmek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur diyor. Yalın bir söyleyişle eleştiri, bir sanat ya da edebiyat yapıtını bütün boyutlarıyla inceleyip değerlendirmek ereğiyle yazılan yazı demektir. Sanatçının yaratısını açıklama, ona değer biçmedir. Bu bakımdan yazınsal türler içinde ayrı bir özelliği vardır eleştiri dilinin ifadesinden. Bakın arkadaşlar, şuraya kadar tanım yapmış. Bundan dolayı da biz burada tanımlama vardır diyebiliriz. Eledik, 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 eledik. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Burada bir tanımlama söz konusudur. Dördüncü soru. Bu parçadan yargılarından hangisi ya da hangilerine kesinlikle ulaşılabilir demiş. Kesinliği soruyor arkadaşlar. Dünyanın yaşanmaz hale gelmesinde tek sebep insandır. İnsanın dünya dışında yaşayabileceği başka bir gezegen yoktur. Dünyamızın hem yeraltı hem de yerüstü kaynakları kötü biçimde kullanılmaktadır ifadeleri var. Bakalım. Dünya insanların üzerinde yaşayabilecekleri tek gezegen. Arkadaşlar biz buradan neyi çıkarırız? Bakın, kesin olarak 2 çıkar arkadaşlar. O yüzden 2'yi alabiliriz. Buna rağmen insanların buradaki kaynakları düzenli kullanma gibi bir kaygıları yok. Maalesef dünyamız insanlar yüzünden artık oldukça yorgun. Hepimiz farkında olarak veya olmayarak ona büyük zararlar veriyoruz. Otomobiller ve fabrikalar atmosfere zehirli gazlar salıyor ve dünyanın endişe verici şekilde ısınmasına neden oluyor. Doğal yakıtlar ve su gibi yaşamsal öneme sahip kaynaklar hor kullanılıyor. Ağaçlarla kaplı ormanlar yok ediliyor. Peki dünya sizce bu akıl almaz tahriplere daha ne kadar dayanabilecek? Arkadaşlar şuradan itibaren aldığımızda ise hem yeraltı hem de yer üstündeki kaynakları kötü biçimde kullandığımızdan bahsediyor. Dolayısıyla biz buradan 3'ü de çıkarabiliriz kesinlikle. Fakat birinci cümlede yer alan dünyanın yaşanmaz hale gelmesinde tek sebep insandır ifadesi çıkmıyor. Belki şuradan bunu yakalamak isteyen arkadaşlar vardır, fakat burada da sadece ya da tek gibi bir ifade yok. Bundan dolayı da arkadaşlar cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Yani E seçeneği kesinlikle çıkarılabilecek yargılardır. Beşinci soru. Bu dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır diyor. Bakalım. Dağlar olmuş bunca yıllar durağın,
Dumanlar başında taçlı duvağın, çekilmez oluktan elin ayağın, pınarlarla akarsın dertli çiçek ifadelerinden. Arkadaşlar bakın, taçlı duvaklı derken geline benzetiyor dağı. Oluktan elin ayağını çekmesi, yine dertli olması ne yapıyor arkadaşlar? Dağ insana ait bir özellik yüklüyor. Bundan dolayı da burada kişileştirme, yani teşhis sanatı bulunmaktadır. 6. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde açıklanan roman ve tiyatro oyunu kişileri tip özelliği göstermektedir diyor. Bakın tip nedir? Kişinin bir yönünün, bir özelliğinin anlatılmasıdır arkadaşlar. Hatırlayın, genellikle de Tanzimat dönemi sanatçılarında bu karşımıza çıkardı. Öncüllerimize bakıyoruz. Peyami Safa'nın Matmazel Nuralya'nın Koltuğu adlı romanındaki Ferit, eserin başında materyalist bir kişidir. Fakat eserin ortalarına doğru ruhsal yönden değişime uğrayarak farklı bir kişiliğe bürünür demiş. Bakın, farklı bir kişiliğe bürünmesi bunun arkadaşlar artık tip değil, karakter olduğunun göstergesidir. O yüzden biri eleriz. Molière'in Cimri adlı oyunundaki Harpagon, gerçek hayatta birçok örneğine rastlanabilecek, para için çocuklarını bile feda edebilen ve cimriliği eser sonuna kadar değişmeyen bir kişidir. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tek bir özelliği var ve bunu da eserin sonuna kadar devam ettiriyor. Dolayısıyla burada ne vardır? Tip vardır. İkiyi alırız. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanındaki Rakım Efendi, batıyı ve doğuyu iyi bilen, eser boyunca iyi kalan, yanlış yapmayan bir kişidir. Bu da eser boyunca kişiliğini devam ettiriyor. Bundan dolayı bu da tiptir arkadaşlar. Üçü de alırız. Seçeneklere baktığımızda ise 2 ve 3 B seçeneğinde var arkadaşlar. Bundan dolayı da B seçeneğinde tip özelliği gösterilmiştir. 7. soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta, ver cüceye onun olsun şairlik, şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta ifadesinde. Redif var mı arkadaşlar? Var. Bakın şairlik, birlik derken buradaki lik ekleri nedir? Rediftir. Yine varlıkta, sanatkarlıkta derken şu lıktalar yine nedir arkadaşlar? Redif olarak kullanılmıştır. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Uyak şeması A, B, A, B şeklinde, yani çapraz uyaktır diyor. Evet bakın, A, B, A, B şeklindedir. B'yi de elemiş olduk. C seçeneğinde biçim bakımından halk şiiri özelliklerini göstermektedir diyor. Doğrudur arkadaşlar. Hepimizin anlayabildiği şekilde kelimeler kullanılmış, sözcükler seçilmiş, ölçülü ve kafiyeli yazılmış. Bunlar halk şiirinin genel özellikleridir. Bunu denemiş olduk. Söz sanatlarından uzak, yalın bir anlatım vardır diyor. Arkadaşlar burada söz sanatı var mı? Var. Kaçır beni ahenk derken en başta kişileştirme yapmış. Buradan yola çıkarak söz sanatı vardır. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevabımızdır. Tam uyak kullanılmış mıdır? Bakalım, bakın birlik derken buradaki ireki, şairlik derken yine buradaki ireki nedir arkadaşlar? Bunlar da tam kafiyedir. Dolayısıyla tam kafiyenin kullanıldığını gördük. E seçeneğinde elemiş oluruz. 8. soru. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Halk edebiyatı, halkın edebi zevkini karşılamak için sözlü olarak ortaya konan, kendine özgü bir dili ve üslubu bulunan edebiyat kolu şeklinde tanımlanabilir. Başlangıcı İslamiyet öncesine kadar uzanır. Nokta nokta nokta. Bugünkü halk edebiyatı ürünleriyle benzerlik gösteren birçok parça vardır. Ha, bu parçada halk edebiyatı ürünleriyle benzerlik gösteren eserler varmış. İslamiyet'in kabulünden sonra İran ve Arap edebiyatı etkisinde gelişen nokta nokta nokta, özellikle aydınlar ve saray tarafından ilgi görünce halk edebiyat hep ikinci planda kalmış ve halkın ilgisiyle varlığını bugüne kadar devam ettirmiştir diyor. Arkadaşlar biz buradan neyi anlıyoruz? Bu divan edebiyatıdır. Dolayısıyla ikinci öncülere baktığımızda Tanzimat gider, Servet Fünun gider, Servet Fünun gider. C ve A seçenekleri kaldı. Peki halk edebiyatı ürünlerinin yer aldığı, İslamiyet öncesi ürünlerin yer aldığı eser hangisidir? Koşu, Sagu, Sav, Destan'ın ilk örneklerinin yer aldığı eser tabii ki Divan-ı Lugat-ı Türk'tedir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız da nedir? C seçeneği olacaktır.
Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Attar'ın petnamesini örnek alarak yazdığı ve Kenzül Bedai adını verdiği didaktik mesnevisinde pek çok atasözünü ve delil göstererek halka öğütler vermiştir diyor. Bu Nergisi olamaz, Fuzuli olamaz, Aşık Paşa olamaz, Gülşeri olamaz arkadaşlar. Doğru cevabımız nedir? Bu Güvahi'dir arkadaşlar. Kenzül Bedai'den çıkarmamız gerekiyordu. 10. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Didaktik bir eser olan nokta 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 Mesnevisinde Nabi, oğlu Ebul Hayra dürüst ve akıllı olmasını öğütlemiş, hayatta başarılı olmanın yollarını göstermiştir diyor. Arkadaşlar Nabi'nin oğluna öğütler verdiği eseri soruyor bize. Bu nedir arkadaşlar? Tabii ki bu Hayriye adlı eseridir arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 11. Bu parçada söz edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir demiş. Özellikle şiirde etkili olan akımın asıl amacı okuyucuda duyuş zenginliği oluşturmaktır. Bu akıma göre şiir tek bir anlam ifade edemez. Her okuyucu okuduğu şiirde değişik izlenimler almalıdır. Varlığın esrarlı manasının ifadesi olan şiir, basit, açık, eşyayı ve kavramları açıkça belirten bir dili asla kullanamaz. Şiir dilinin gayesi belirlemek, açıklamak değildir. Hayal meyal görülen tasvir olunmaz. Anlatılamayan, anlatılmayan tercüme edilmez. Açık seçik olarak söylenemeyen ancak telkin edilebilir. Akımın en büyük keşiflerinden biri de telkin etmektir. Akımda sözcüklerin müzikal değerlerine önem verilir. Arkadaşlar bu nedir? Bu sembolizmdir. Sözcüklerin müzikal değerlerine önem vermesi, telkin etmesi, yukarıdaki altı çizili ifadelerden de anlaşıldığı gibi bu sembolizmdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Divan edebiyatındaki türlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içindeki kavram ile uyuşmamaktadır diyor. Bakalım. Kelime olarak benzetilerek yapılan davranış söz anlamına gelir. Edebiyat terimi olarak bir şairin manzume bir eserine, daha ziyade gazeline, başka bir şair tarafından yazılan, aynı vezin ve kafiyede yazılan şiir demektir. Bu nedir? Naziredir arkadaşlar. Doğrudur. A seçeneğini elemiş olduk. Düğün, şenlik ve ziyafetleri anlatan eserlere verilen addır. Manzum ve mensur olarak yazılmışlardır. Arkadaşlar düğün, şenlik ve ziyafetleri anlatana surname denir. Doğrudur. Bunu da eledik. Şehir karıştıran anlamına gelen kavram, divan edebiyatının önemli yerli türlerinden biridir. Bir şehrin güzelliklerini ve güzelliklerini anlatmak amacıyla yazılan manzum örneklere denmektedir. Bir şehrin güzelliklerini anlatan eserlere şehrengiz denir. C'yi denemiş olduk. Allah'a yalvarmak, yakarmak, niyaz ve dua etmek gayesiyle kaside, gazel, mesnevi, murabba, muhammes gibi hemen hemen bütün nazım şekilleriyle yazılan, konusunu Allah'a yakarış olan şiir türü nedir arkadaşlar? Münacattır. Dolayısıyla tevhid değildir. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Hz. Muhammed'in fiziksel ve kişisel özellikleriyle örnek davranışlarını konu alan eserlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Hilye diyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Geçiyoruz 13. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 15. yüzyılda tasavvufi mensur örneklerin en dikkate değer olanlarını nokta 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 kalem alır. Abdal Musa müritlerinden olan şair, Yunus tarzında başarılı şiir örnekleri verdiği gibi nesirde ve özellikle üslup açısından dikkatle üzerinde durulması gereken biridir. Onun eserlerinde ilk defa Anadolu'da gelişen nesir dilinin konuşma dilinin üstünde yeni bir yazı diline gidişin güzel örneklerine rastlanmaktadır. Onun Budalaname, Kitab-ı Miklate ve Vücutname adlı 3 mensur eseri bulunmaktadır. Ayrıca Sarayname ve Dilgüşa adlı 2 eseri de manzum mesur karışık haldedir ifadesinden. Eserlere baktığımızda arkadaşlar Alevi Bektaşi şiirinin kurucusu kim geliyor aklımıza? Kaygısız Abdal geliyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. 14. soru. Yukarıdaki altı çizili türlerin hangisi bilgi yanlışlığına yol açmıştır diyor. Bakalım. Türk edebiyatı içinde yer alan halk edebiyatı aynı zamanda halk biliminin de bir alt disiplini olarak değerlendirilir. Bu disiplin edebi zevk, düşünce ve anlatım gücüne ulaşmış, aşık ve derviş tarzı eserler yanında malzemesi dile dayanan destan,
efsane, halk şiiri, mani, ağıt, türkü, bilmece, mesnevi, masal, halk hikayesi, fıkra, atasözü, deyimler, tekerlemeler gibi sözlü gelenekte yaşayıp kuşaktan kuşağa aktarılan halk edebiyatı anonim ürünlerinden oluşur demiş. Arkadaşlar bilgi yanlışını sormuştu. Mesnevi biz değil, halk edebiyatında değil. Nerede görürüz arkadaşlar? Divan edebiyatı nazım şeklidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait bir eser değildir demiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun sancılı bir döneminde yaşayan yazar, bu dönemin en önemli aydınlarından biridir. Ülkesinin ve milletinin mutlu geleceği için çaba gösterir. Pek çok fedakarlık yapar, sıkıntılar yaşar. Vatan şairi olarak anılsa da sadece şiir alanında değil, tiyatro, roman, makale türünde de eserlere imza atar. Bakın anahtar bir kelime vatan şairi Namık Kemal'den bahsediyor anladığınız gibi. Ancak özgürlük, vatan ve ulus sevgisi temalı şiirleri halk üzerinde büyük etki bırakır. Hürriyet kasidesi en bilinen şiirleri arasındadır. Demin de söyledik vatan şairi Hürriyet kasidesi bizi Namık Kemal'e götürür. Eserlere bakalım. Günnihal Namık Kemal'in tiyatrosudur. İntiba romanıdır. Cezmi romanıdır. Akif Bey tiyatrosudur. Fakat Harabat adlı eser arkadaşlar kimindir? Ziya Paşa'nındır. Namık Kemal'in tartışmaya girdiği yine Tanzimat dönemi sanatçısı Ziya Paşa'ya aittir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Nokta nokta nokta. Yenileşme hareketi Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit'le başka açılımlarıyla devam eder. Ekrem şiiri romantik bir anlayış kazandırmasının yanında şiirde güzellik konusunda Zerraat'tan Şümus'a kadar her güzel şey şiirdir anlayışını hakim kılar. Böylece divan edebiyatının daha yükseklerde duran konularının yanında yeni bir muhteva, içeriye dönük taze ve geniş bir perspektif ortaya konulur. Abdülhak Hamit ise romantik duyuş ve duyumsamalarla Türk şiirine derin bir ürperme getirir. Tabiat ve başkaca terimler şiire yeni bir derinlikle girer. İfadelerinden arkadaşlar, geneline bakacak olursanız hep Tanzimat döneminin ikinci döneminden bahsediyor. Tanzimat edebiyatının ikinci döneminden. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu dizelerden yola çıkarak Servet Fuhi'nin şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş yine. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini galip eyleyen bir kuş gibi karlar. Geçen eyyam-ı nevbaharı arar. Ey kulübün sürûdü şeydası, ey kebuterlerin neşideleri. O baharın bu işte ferdası, kapladı bir derin sükute yeri. Karlar ki hamuşane dembedem ağlar. Ey uçarken düşüp ölen kelebek, bir beyaz rişe-i cenahı melek gibi kar seni solgun hadikalarda arar ifadelerinden Servet Fuhi'nin şiiriyle ilgili genel özelliklerine bakmış olacağız. Bakalım. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılmıştır diyor. Şiire bakarsanız arkadaşlar bakın. Rişi-i cenah-ı melek, sürûdü şeydası gibi, eyyam-ı nevbahar gibi. Bunun doğru olduğunu görüyoruz. A seçeneğini eledik. Cümle bir dizede tamamlanmamış diğer dizelere taşmıştır. Bu da doğrudur. Anjapmandan bahsediyor arkadaşlar hatırlarsanız. Bunu delemiş olduk. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Evet burada aruz ölçüsü vardır. Bunu da dedik arkadaşlar. Yine bireysel konular işlenmiş, doğa tasvirlerine yer verilmiştir diyor. Evet, bahardan bahsediyor. Dikkat edin. Bireysel konular işlenmiş. Bunu da dedik. Manzum hikaye türünde şiirler yazılmıştır diyor. Arkadaşlar buna fazla rastlamıyoruz. Bundan dolayı da cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 18. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez demiş. Bakalım. Ömer Seyfettin'in yeni lisan görüşüyle öncülüğünü yaptığı bu dönemde milli dil olmadan milli bir edebiyatın olamayacağı fikri benimsenmiştir. Ömer Seyfettin hikayeleriyle o dönemdeki toplum yapımıza ayna tutar ve gördüklerini gerçekçi bir dille anlatır. Onun bu tavrı eserlerinin uzun yıllar yoğun bir şekilde okunmasını sağlar. Yine bu dönemde nokta nokta ve nokta nokta Tezli öykünün idealizm öncelikli örneklerini ortaya çıkarırken nokta 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 hikayelerinde bir yandan Anadolu'yu gerçekçi biçimde ilk kez ele alan hikayeci olur. Reşat Nuri ve Memduh Şevket'in de aralarında bulunduğu edebiyatçılar bu dönemde daha çok yerli konuları işlerler ifadesinden değerli arkadaşlar. Biz kimi anlıyoruz? Bakın Yakup Kadri arkadaşlar olabilir. Hamdi
Halide Edip olabilir, Refik Halit olabilir, Reşat Nuri olabilir. Arkadaşlar bunların ortak özelliği nedir? Bunların hepsi milli edebiyat döneminde yer almış sanatçılardır ki parçada da milli edebiyattan bahsediyor. Fakat Halit Ziya Uşaklıgil'e baktığımızda bu Servet Fuhr'un sanatçısıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. 19. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Milli edebiyat anlayışı çerçevesinde eserleriyle toplumdaki sosyal sorunları irdeleyen ve sorgulayan önemli bir Türk romancısı da nokta nokta noktadır. Romanlarıyla Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar Türk toplumundaki değişen sosyal hayatın görünümünü gözler önüne sermeye çalışan yazar, eski yeni kuşak çatışması, ahlak yozlaşması, halk aydın kopukluğu, Anadolu İstanbul çatışması, batılı milli toplumda göze çarpan zihniyet farklılıkları ve değer çatışmaları üzerinde durmuştur. Arkadaşlar Hüseyin Rahmi Gürpınar değildir, Reşat Nuri değil, Halit Edip değil, Refik Halit değil. Doğru cevap nedir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur arkadaşlar. Gerek kiralık konak olsun, gerek yaban olsun, gerekse Panorama 1, Panorama 2 gibi eserler olsun, gerekse Nur Babası olsun, bu tür konulardan bahsetmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İkinci Meşrutiyet döneminde yetişmiş olan nokta 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 dönemin ideolojik Osmancılığa karşı Türkçülük ve edebiyat alanında Servet Fununculara karşı tepkilerden oluşan atmosferlerinden etkilenerek Doğu Batı meselesine yönelmiştir. Fikri eserlerinde olduğu gibi romancılığının ilk başlarında bireye ve bireyselliğe ağırlık veren eserleri sayılmazsa romanlarında geniş bir ölçüde Doğu Batı meselelerini irdelemiş ve Doğu Batı sentezini savunmuştur. Onun Sinekli Bakkal adlı romanı Türk sosyal hayatında göze çarpan değişim sürecini hem Batı hem Doğu yönünden ele alan, sanatçının uzlaştırmacı ve birleştirici tavrını sergileyen en dikkate değer eserdir. Arkadaşlar Sinekli Bakkal kimindir? Halide Edip Adıvar'ındır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. 1950 sonrası romanımızın önemli özelliklerinden biri de köy konusunu ele almasıdır. Bu dönemde yazılan birçok roman köy ve köy insanının yaşamını konu edinmektedir. Köyün gerçekçi açıdan ele alındığı bu dönem romanlarında mülkiyet sorunu en çok işlenen konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Köy konulu romanlar yazan yazarlarımız arasında nokta nokta ve nokta nokta vardır. Köy romanı kavramına farklı yaklaşsalar da her iki yazarın 2 yıl arayla yayımladıkları İnce Mehmet ve Rahmet Yolları Kesti romanları köye ve köylüye farklı yaklaşımlarıyla dikkat çekmektedir. İnce Mehmet kimin arkadaşlar? Tabii ki Yaşar Kemal'in eseri. Peki Rahmet Yolları Kesti kimin? Bu da Kemal Tahir'in eseri. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? Yaşar Kemal, Orhan Kemal demiş. A olmaz. Kemal Tahir, Kemal Gülbaşar olmaz. Orhan Kemal, Fakir Baykurt olmaz. Yaşar Kemal, Kemal Tahir doğru cevabı buldu. D seçeneği nedir arkadaşlar? Doğru cevabımızdır. 22. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Memleketçi şiirin poetikası olarak değerlendiren sanat şiirini 1926 yılında Hayat Dergisi'nin 5. sayısında yayımlanır. Nokta 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 bu şiirde kendi içinde bulunduğu ortamı önceleyen, öncelemesi gereken bir sanat anlayışının gerekliliğinden sen anlayan gözlerle süzersin uzun uzun yabancı bir şehirde bir kadın heykelini, biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun, görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz mısralarıyla söz etmektedir. Esasında sanata kaynak olarak gösterilen Anadolu'ya özne de yabancıdır. Onu dışarıdan bir problem olarak kuşatmak ister. Çünkü Anadolu'nun destanı henüz yazılmamıştır ve yazılmasına gerek olmadığını düşünen diğer bir görüş ile yollar ayrılmıştır diyor. Arkadaşlar bu dönemde sanat adlı şiiri kim yazıyor? Faruk Nafız Çamlıbel yazıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacaktır? Faruk Nafız Çamlıbel olan C seçeneği doğru cevabımızdır. 23. soru. Bu parçadaki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur diyor. Bakalım. Sanat için sanat prensibini benimseyen bu akımda
Şiirin tek gayesi güzellik ve biçim mükemmelliğidir. Akımın sanatçıları güzel muhteva, içerik ile varılamayacağını düşünerek şekil işçiliğine önem vermişler. Kolay sanatı öldürür fikrinden hareket eden sanatçılar en çetin malzemeyi seçip bu güç malzeme üzerinde şekil işçiliğini yapmaya çalışmışlardır. Şairin malzemesi dildir ve dile hakim olmalıdır. Ona göre şiir bir emek ürünüdür derken arkadaşlar buradan biz neyi çıkarıyoruz? Parnasizm, şiirde gerçekçiliği çıkarıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 24. soru. Aşağıdakilerden hangisinde verilenler söz edilen akımdan etkilenen sanatçılar arasındadır? Parçamızı demin okumuştuk. Bu neydi arkadaşlar? Parnasizm'de hatırlayın. Seçeneklere bakalım. Şinasi, arkadaşlar biliyorsunuz Şinasi klasiktir. A seçeneğini elemiş olduk. Mehmet Rauf realisttir arkadaşlar. B seçeneğini elemiş olduk. Tevfik Fikret Parnasist. Yahya Kemal Parnasist. Cenap Şahabettin de Parnasist'tir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ahmet Haşim sembolist arkadaşlar. Nazım Hikmet de fütürist. Dolayısıyla bunları da elemiş oluruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki limit denemesinde buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.